24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akkayakutar. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını Analiz Sentez'de konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Önce Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akkayakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım. Umarız öyle olur. Hemen başlayalım. 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gündeminde önemli başlıklar vardı. Elbette Batı'nın İsrail karşıtı protestolarına duruşundan bahsetti. Artan şiddet olaylarına değindi ve sosyal medyanın kötü yönüne değindi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıntılarını da sizden alalım Mustafa Daş'tan, buyurun. 2024-2025 Yükseköğretim yılı, akademik yılı açılış programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması içerisinde hem İsrail'e dair notlar, hem yükseköğretimde atılan da adımlar, hem de önümüzdeki süre zarfı içerisinde yapılabilecek olan düzenlemelere ilişkin önemli mesajlar vardı. Hatırlarsanız yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nde başlayan Gazze'ye destek protestoları vardı. Bazı üniversitelerde yine öğrenciler Gazze'ye destek için ayaklanmıştı. Ancak bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde polislerin sert müdahalesi ve daha sonrasında öğrencilerin adeta bir terörist gibi yargılanma süreçleri dikkatlerden kaçmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya bir kez daha dikkati çekti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik süreç içerisinde yaşananları hatırlattı. Türkiye'de ise üniversitelerin ne kadar özgürlükçü olduğunu bir kez daha belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılından beri atılan adımları sıraladığı yüksek öğretimde özellikle daha öncesinde darbe yollarının üniversitelerden geçtiğini bir kez daha belirtti. Gerek 12 Eylül darbesi gerekse de diğer ne yazık ki demokrasimize kara leke olarak yapışan darbelerin hepsinin taşlarının üniversiteler sıralarında, üniversite yollarında döşendiğini bir kez daha hatırlattı. Ancak bu karanlık günlerinde geride kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşma içerisinde yine diğer taraftan artan şiddet olayları, biliyorsunuz artık her gün bahsediyoruz. Her gün bahsettiğimizde şehidimizi bir kez daha yad ediyoruz. Diğer taraftan hayatını kaybeden iki genç kızımız vardı. Onları bir kez daha yad ediyoruz. En yakın süreçte hatırladıklarımız, ancak geçmişe dönüp baktığımızda bir dizi ne yazık ki buna örnek olabilecek kötü olayı da gösterebiliriz. Bu noktada özellikle gençlerin de hem failin hem de mağdurun gençler olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sosyal medyayla alakalı önümüzdeki süre zarfı içerisinde uzmanların bir çalışma yaptığını, bu konunun tekrar gündeme geleceğini, hani bir kısıtlama olur mu olmaz mı, düzenleme olur mu olmaz mı, hani kısıtlama değil ama bir düzenlemenin olması gerekti. Aslına bakarsanız çok açık bir şekilde ortada. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için en büyük risklerden bir tanesi sosyal medya olmaya başladı. Özellikle gençler arasında ilerleyen dakikalarda herkese zamanımız kalırsa konuşacağız. İşte Telegram var, Discord var, biliyorsunuz. Son zamanlarda Discord'daki paylaşımlar çok fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu artan şiddet olaylarıyla alakalı sosyal medya düzenlemesine dair de bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti Elif Akkayakutar. Evet, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. En son kiminle görüştü diyerek sözü size bırakayım. Türkmenistan milli lideri Bedri Muhammedov'la bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türk dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi Bedri Muhammedov. Yapılan görüşmede hem Türkiye-Türkmenistan arasındaki ilişkiler hem de bölgesel konular ele alındı. Şimdi son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türk Devletler Teşkilatı. Şimdi Türk Devletler Teşkilatı'nın önümüzdeki süre zarfı içerisinde tabii ki bir daha büyük bir yapıya kavuşabilmesi, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olabilmesi için yapılabilecek olanlar değerlendirildi. İkili ilişkiler, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki hem ticaret hem de diğer alanlardaki teknoloji olsun işbirlikleri masaya yatırıldı ve bu noktada önümüzdeki süre zarfı içerisinde atılabilecek olan adımlar yine değerlendirildi Elif Akkayakutar.
Evet, bugün de kabine toplantısı var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabinenin toplanması bekleniyor. Bu noktada tabii ki geçtiğimiz, daha doğrusu kabine toplantısı, grup toplantısı yapılması bekleniyor. Evet, çok özür diliyorum. Doğru. Bugün grup toplantısı. Tabii yaz ayları boyunca sürekli olarak kabine toplantısı yaptığımız için arka arkaya. Şimdi artık meclis açıldı. Çarşamba günleri grup toplantısı. Evet. Şimdi grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Saatler 12.45'i gösterdiğinde genelde AK Parti grup toplantısı gerçekleştirilir. Bu yasama yılının ilk grup toplantısı olacak. Yine saatler 12.45'i gösterdiğinde gözler AK Parti grubuna çevrilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Milletvekillerine ve vatandaşlara dair önemli mesajlar olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Biliyorsunuz meclis yeni açıldı ancak mesai yoğundu. Dün mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli oturum yapıldı. Gizli oturumun sebebi İsrail tehdidiydi. Daha öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları vardı. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir İsrail tehdidi olmadığını söyledi. Ana muhalefet partisine bakarsanız İsrail herhangi bir şekilde şu anda bir tehdit değil. Yani ne bölge açısından ne Türkiye açısından bir tehdit. Özgür Bey bu noktada bazı şeylerin abartıldığını iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e cevap vermesini bekliyoruz. Her ne kadar daha öncesinde de Anadolu'nun nasıl bir tehlike altında olduğunu gerek sayılarla, gerek rakamlarla, gerekse de haritalarla anlatsa da bugün yine anlaşılan o ki yine aynı konuyu bir kez daha altını kalınca çizerek ele alacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan ekonomideki tabii ki gelişmeler vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz son zamanlarda dezenflasyon sürecinin başladığına dair, daha doğrusu artık dezenflasyon sürecinin vatandaşlara yansımaya başladığına dair daha doğrusu açıklamalar vardı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından. Keza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda bu konuya değinmişti. Şimdi hem ekonomideki son durum hem OVP'de önümüzdeki süre zarfı içerisinde hayata geçirilecek olan eylemlere, adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Diğer taraftan sivil anayasa çalışmaları, Cumhur İttifakı'nın bu yasama yılındaki en önemli gündem başlıklarından bir tanesi sivil anayasa çalışmaları. Gerek AK Parti'nin hazırladığı, yaptığı çalışmalar, gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak gerçekleştirilen çalışmalara dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yapacağı konuşma merak ediliyor. Saatler 12.45'i gösterdiğinde Erdoğan'ın grup kürsüsüne çıkacağını bir kez daha belirtelim. Melih Fakkaya Kutar, 28. dönem 3. yasama yılının ilk grup toplantısı böylece gerçekleştirilmiş olacak AK Parti adına. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 12.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkmasını bekliyor olacağız. Şimdi diplomasi trafiği demiştik. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Dubrovnik'te Ukrayna Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılıyor olacak. Onu da ben eklemiş olayım. Biraz girizgahını yaptınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı bir oturum, özel bir oturum gerçekleşti. Kapalı olup olmayacağı konusunda son dakikaya kadar siz de hep belirttiniz 2-3 gündür tartışmalar vardı. Kapalı olmasına karar verildi. Tutanakları ve özetleri 10 yıl sonra yayımlanıyor olacak. Diğer detayları da istemedim. Ya şöyle kapalı olması şu yönden iyi. Neden iyi diyeceksiniz? Şimdi içeride bazı kritik bilgiler verildi. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu içerideki kritik bilgiler eğer ki açık olsaydı bu toplantı, kim tarafından sızdırıldığı belli olmazdı. Şimdi biz 3 kişi sizinle bir odaya girsek, konuşsak ve daha sonrasında birbirimizle paylaştığımız bu bilgileri dışarıda bir başkasından duysak ne deriz? Üçümüzden birisi paylaştı bu konuyu. Şimdi eğer ki içeride, bakın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha öncesinde söylediği bir şey vardı. İsrail'in bundan sonraki hedeflerini biliyoruz, bizde kaldı demişti. Neler yapacağı bizde kaldı demişti. Sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değil, yani bu süre zarfı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı gerçekten çok
yüksek derecede koordinasyonla bu çalışmaları yürüttüler. Bugün mesela gerçekleşmesini beklediğimiz o tahliye operasyonu var ya, o tahliye operasyonu bu iki bakanlığın başarısıdır. Hani bir tarafta Dışişleri Bakanlığı, bir tarafta Milli Savunma Bakanlığı. Bakın basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Siz şu anda İsrail'in saldırdığı Lübnan'a, daha doğrusu sadece Lübnan açısından bakmayın, bütün bir Orta Doğu olarak baktığımızda orada Amerikan savaş gemileri var. İşte İsrail'in yine bazı donanma unsurlarının olduğunu biliyoruz. Türk fırkateynleri gidecek, yani Türk savaş gemileri gidecek oraya. Deniz kuvvetlerine bağlı olan gemilerimiz gidecek. O denizlere girecekler. Oradan vatandaşlarımızı çıkartıp gelecekler. Bakın bunlar için çok hassas bir süreç işletiliyor. Yani bu iki bakanlığın ne kadar önemli işler yaptığını ve ne kadar kritik bilgiler paylaşabileceklerini, sadece bu bugün gerçekleşmesini beklediğimiz o tahliye operasyonu bile ortaya koyabiliyor. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de İsrail tehdidine karşı önemli bilgiler verdiğini ve TSK'nın yaptığı hazırlıklar, bölgesel hazırlıklar. Aynı zamanda bakın burada mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan alınan bazı bilgiler de paylaşılmış olabilir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Şimdi buradaki oturum kapalı olduğu için dışarıda hiç kimse bu bilgileri böyle rahat rahat bir şekilde paylaşamayacak. Benim de mesela birisiyle konuşacağım bir konu varsa ve şüphelendiğim bir durum varsa meclis içerisinde, kapalı olması her zaman için faydama gelir. Eğer ki dost meclisi ise bu. Şimdi evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi var, AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var, İyi Parti var. Bunların hepsi var. Yani bunların hepsi zaten Türkiye Partisi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelin Türkiye Partisi olun dediği bir parti var. DEM Parti. DEM Parti'nin olduğu Meclis Genel Kurulu'nda bu tarz kritik oturumların hepsi kapalı oturum yapılır. Kimse kusura bakmasın. Hepsi kapalı oturum yapılır. Daha sonrasında da bu konuyla alakalı dışarıya nasıl bilgi sızmış, ne olmuş, ne etmiş. Yani 10 yıl boyunca devlet sırrı. Ağır cezaları var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına saygı duyan her birey burada gereğini yerine getirecektir diye düşünüyorum. Gereğini yerine getirmeyenler de kendilerini ifşa ederler. Evet, şimdi grup toplantıları başladı dedik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kürsüdeydi. MHP'nin ikinci grup toplantısıydı. Elbette gündeminde önemli başlıklar vardı. Onunla devam edelim, buyurun. Gerek işte İsrail'in gerçekleştirdiği bölgesel saldırılar olsun, gerekse de Türkiye içerisinde MHP'ye yönelik bazı iddialar vardı, onlara dair yine cevapları vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Siyonistlerin gizli gündeminde Türkiye var ifadesi yine dikkat çeken çıkışlardan bir tanesiydi. Meclis açılışında biliyorsunuz DEM Parti ile bir tokalaşma yapmıştı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu tokalaşmaya dair muhalefet cephesinden gelen bazı eleştiriler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden onlara cevap verdi. Biz öyle laf olsun diye kimseye tokalaşmayız dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Az önce söylediğim gibi DEM Parti'ye bu yeni yasama yılında Türkiye Partisi olma çağrısında bulundu. İçeride bir birlik beraberlik sağlanabilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece Türk milletinin değil aynı zamanda coğrafyasının da umudu olduğunu bir kez daha hatırlattı Devlet Bahçeli. Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le resepsiyonda yaptığı konuşma, hani bazı şeyleri siyaseten söylüyoruz cümleleri özellikle muhalefet cephesinde bayağı bir tartışılmıştı. Siyaseten söylemek ne demek? Bunu aslına bakarsanız anlattı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kendi ideolojimizin, siyasi duruşumuzun gereği neyse onu yerine getiriyoruz. Meclis kürsüsünde de başka bir yerde de herhangi bir şekilde bu durumdan bir sapma asla söz konusu olamaz dedi MHP Genel Başkanı. Özgür Bey'in özellikle
özel hayatına dair bazı iddialar vardı. Bu iddiaların karşısındayız dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bunların gündeme gelmesinin doğru olmadığını bir kez daha söyledi ki Özgür Özel de zaten CHP grup toplantısında bu konuya sonlarda yer ayırdı ve bütün iddiaları reddederek bir yasal mücadele başlatacaklarının da altını çizdi. Tabii şimdi daha ilk grup toplantıları bunlar. İlk grup toplantıları olduğu için liderler biraz daha aslına bakarsanız kontrollü şekilde konuşuyorlar. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle siyasetin gündemi daha da hızlandıkça bakalım bu açıklamaların dozu nasıl seyredecek. Şu anda verilen mesajlar hani karşılıklı olarak sürekli kontrollü bir şekilde gidiliyor diyebiliriz. Gerek muhalefet cephesinde, gerekse hükümet cephesinde, Cumhur İttifakı cephesinde biraz daha kontrollü gidiliyor. Tabii şimdi yeni bir yasama yılı, bu yasama yılı içerisinde sivil anayasa konusunda bu partiler pek çok kez bir araya gelecekler. Eğer ki ortak bir paydada buluşulacaksa bu ölçülü dil aslına bakarsanız Türkiye'nin faydasına olacak bir yaklaşımında sinyallerini veriyor. Zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de her konuşmasında bu gerek yumuşama gerek normalleşme ile alakalı ki kendisi yumuşama ve normalleşme süreçleri dendiği zaman şu an için tepki gösteriyor. Çünkü bunun sadece yumuşama ve normalleşme yani iç siyasete dair bir gelişme değil, Türkiye'nin varlığına, birliğine dair bir yaklaşım olduğunu söylüyor ki bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da meclis açılışında yaptığı konuşmaları hatırlattı dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yani şu anda Devlet Bahçeli'nin perspektifinden baktığımızda iki parti arasında örnek veriyorum CHP ve MHP arasındaki iyi ilişkiler iç siyaseten değil ya da kurulabilecek olan yeni köprüler sadece iç siyasetle alakalı değil. Burada daha büyük bir perspektiften bakıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Dışarıya karşı verilen mesajlar, işte dışarıya karşı çok parçalı bir meclis değil, tek yumruk olabilmiş bir Türkiye'den aslına bakarsanız bahsediyor. Çok daha değerli, çok daha önemli bu nokta. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi iki gündür de Akşam Gazetesi manşetine taşıyor. Malum bu Discord uygulaması. Hem sıcak, sabah sıcak bir gelişme vardı. Sosyal medyada şantaj yapan dört çocuk yakalandı. Discord'da yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada şantaj yapıyordu bu çocuklar. Aynı zamanda tartışılan bu sosyal medya platformu Discord'a da mahkeme kararıyla erişim engeli geldi. Ya bunun mesela son 3 gündür, 4 gündür şimdi olaylar tabii ki patlak verdiği için biraz daha detaylı bir şekilde araştırma fırsatı buldum. Hani nedir, ne değildir diye. Çünkü eninde sonunda Türkiye'nin gündemine gelecek. Ne yazık ki mesela Telegram, Discord tarz şeylere baktığınızda bunlar gençler tarafından ya da kötü niyetli insanlar tarafından bu şekilde suistimal edilmeye çok açık olan mekanlar. Bildiğiniz yani bunun normal uyuşturucudan farkı yok biliyor musunuz? Discord'un. Hani şimdi bazıları çıkacak şunu söyleyecek. Ya evet bazı faydalı yönleri var, şusu var, busu var falan filan. Yani insanlar faydalanıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Evet insanlar faydalanıyor. Yani insanların faydalanmadığını söyleyen yok zaten. Silah belinize takıp kendinizi korumak için nefsi müdafaa sırasında çıkardığınızda faydalı bir şey yapmış oluyorsunuz kendiniz açısından. Ama aynı silah dünyada bireysel silahlanmaya karşı bir sürü yürüyüşe de sebebiyet veriyor, öyle değil mi? Yani ne yazık ki insanlık daha o bilinç seviyesine tam olarak ulaşmış değil. Yani teknoloji insanlığın bilinç seviyesinden galiba biraz daha hızlı ilerlemeye başladı. Çünkü bunun başka bir artık değerlendirmesini yapamıyorum. Ya da biz teknoloji ilerledikçe bazı akli melekelerimizi kaybetmeye başladık. Bir platform düşünün ki platform içerisinde paylaşılan hiçbir şey mantıklı değil. Ya da platform mantıklı şeyleri süzgeçten geçiriyor ve bir kenara bırakıyor. Onu düşük bir azınlığa gösteriyor. Geri kalan bütün tırnak içerisinde müptezelce davranışları da insanların gözünün içine sokmaya çalışıyor. Bu platformlara girdiğiniz zaman doğru düzgün bir tane paylaşım göremiyorsunuz. Yani dünden beri ajanslara düşen, sosyal medyaya düşen, oraya düşen, buraya düşen bir sürü görüntü var. İşte insanların birbirlerini tehdit ettiğine dair yalan yanlış çekilen görüntüler.
emniyet güçlerini kandırmak amacıyla güya yapılan davranışlar. Diğer taraftan bakıyorsunuz ciddi ciddi yapılan tehditler, şantajlar. Yani şimdi mesela en son Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan iki kişi yakalandı. Çocuk yaşta olduğu tespit edilen şüphelilerin ifadeleri Cumhuriyet Savcısı tarafından psikolog eşliğinde alınacak. Bakın editörümüz Kübra'nın yazdığı not. Yani gerçekten insanın kanını donduracak olan olaylar. Mesela Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sosyal medya platformları ve ağ sağlayıcıları içerik uyarı geldi. Bakın Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Discord isimli sosyal medya platformunda internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlara mücadele edilmesi hakkında kanunun 8.1 maddesinde yer alan çocukların cinsel istismar ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu çizen Tunç, ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcı ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır dedi. Şimdi evet bunlar uymak zorundalar ama bu kanunların da bir uygulanması lazım. Zaten uygulanıyor ama biraz daha aktif bir şekilde bunun üzerine gidilmesi lazım. Çünkü hani son zamanlarda en çok çok fazla kullanılan bir laf var. Avcı ne kadar yol biliyorsa ayı da o kadar yol biliyor diye. Burada ayı daha fazla yol bilmeye başladı. Yani bir şekilde bunun önüne geçilmesi lazım. Yoksa bugün adı Discord olur, yarın başka bir şey olur. İşte bir ara Instagram konuşuldu, tartışıldı. TikTok çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Yani bunları bitiremeyiz. Tartışırız, kapatırız, bitiremeyiz. Başka bir uygulama geliyor çünkü onun yerini alıyor. Onun yerine bunun bakın sadece Türkiye açısından, dünya açısından büyük bir tehlike yani. Bir ara biliyorsunuz Deep Web konusu çok fazla gündeme gelmişti, konuşulmuştu, tartışılmıştı. Artık yani hadi ona girmek, onu kullanmak biraz daha zordu. Artık her şey gerçekten bütün o suçlar internet aleminde parmaklarınızın ucuna geldi. Ve bu psikolojisi normal olmayan bireyler üzerinde, sosyopat bireyler üzerinde ne yazık ki böyle yüreğimizi yakan olaylara sebebiyet veriyor. Genç kardeşlerimiz öldürülüyor sosyopatlar tarafından. Evet. Elin sosyopatı geliyor, benim mesela kardeşimi öldürüyor. Arkadaşımı katlediyor. Ne yazık ki. Komşumun kızını katlediyor. Evet. Evet, kar zarar başta dediniz ya, işte o dengeyi ne yazık ki hesaplayarak hareket etmemiz gerekiyor. Bir de ne kadar faydası olduğu konusunda da benim için zaten çok tartışılır açıkçası. Çünkü Discord güya işte hani WhatsApp'ın çocuklar için olan bir uygulaması gibi biliyordum ben. Kendi adıma belki de çok yanlış biliyordum ama bence erişim engeli olması hepimizin faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyoruz. Analiz sentezde kısacık bir ara. Merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Jene bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Elif Hanım, sağlık. Çok kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber olacak. Her sabah olduğu gibi diyelim. Tekrar hoş geldiniz hocam. Güzel haberler vermek istesek de ne yazık ki veremiyoruz. Bu kez de İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı hedef aldı. Suriye basına hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hocam kararlı herhalde, yani Orta Doğu'yu rahat bırakmayacak. Evet, dün akşam birkaç gecedir Beyrut'u izlediğimiz gibi dün akşam bir de Şam'da bu saldırı gerçekleşti. Yine İran elçiliğine 500 metre mesafedeydi. Dolayısıyla ilk etapta gelen haberler arasında İran devrim muhafızları, komutanları ve Hizbullah arasındaki bir toplantı mı acaba diye düşündük. Çünkü İsrail'in iddialarına göre her zaman saldırdığı yerler ya bir mühimmat deposu ya bir toplantı hali ya da nokta atışı bir suikast oluyor. Ama ilginç bir şekilde son günlerde normal ilaç depoları, oksijen tüplerinin
olduğu sağlık merkezlerini de patlatarak ses getirmeye ve bir şekilde korku ortamını göstermeye çalışıyor. Tabii ya şöyle de bir şansı var. İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle şimdi uluslararası medya organlarının temsilcilerinin olduğu bir noktanın işte diyor ki biraz sonra ben şurayı vuracağım diyor. Tabii habercilik sebebiyle gidip oraya görüntüleme arzusu oluyor. Ve İsrail orada bir şekilde bir güç gösterisi yapıyor. Haber değeri sebebiyle bu da yayınlanıyor. Ama her zaman içinden bir şey çıkmıyor. Ve böyle bir korku ve sıkıntı ortamı halinde biz de bunlara şahit olmaya devam ediyoruz. Yani Beyrut'un da gazzeleştiğini görmeye devam ediyoruz. Bir devletin başkenti. Aynen öyle. Tekrar başa döndük. O işte ilk gün verdiğimiz gibi ne yazık ki hayatını kaybedenler. Mustafa Bey günaydın. Günaydın. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Evet, yani Orta Doğu'yu hedefinde tutmaya devam ediyor. Bu kez de Suriye'nin başkenti Şam'da bir bina hedef alındı Mustafa Bey. Öyle, çünkü tabii bir terör örgütü gibi davranıyor. Evet. Terör örgütünün de hedefi mutlak bir siyasi hedefi vardır. Ama o hedefe ulaşırken en fazla korku ve panik, endişe, karamsarlık yaymaya çalışır. Şimdi İsrail'in yaptığı da bu. Devlet gibi davranmıyor. Kuruluş kodlarına geri döndü İsrail. Çünkü devletleştirilmeden önce de bir terör örgütü, birkaç terör örgütünün oluşturduğu bir çeteden ibaretti Filistin'deki İsrail varlığı. Ya da işte Yahudi çeteleri. Bak, Yahudi varlığı demiyorum çünkü binlerce yıldır orada yaşıyorlardı zaten. Onlar orada yaşıyorlardı. Şeyi hatırlayın. Hamas'ın, yani bu İsrail anlatısına karşı 16 sayfalık bir bildirisi vardı. Bir anlatısı vardı daha doğrusu. Çok enteresan. Ben çok iyi bir kalemden çıkmış bulmuştum o bildiriyi. Orada anlatıyı, daha doğrusu bizim tarafımızdan durum budur diye yaptıkları anlatıyı diyorlardı ki, ya da diyorlar ki hala, antisemitizm, Yahudi düşmanlığı, Yahudi karşıtlığı bir Avrupalı bir üründür, Avrupa ürünündür. Bizim değildir. Burada yaşıyorlardı zaten. Tabii. Bizimle yaşıyorlardı. Yüzlerce. Bir sorun yoktu. Tabii. Bir sorun yoktu. Avrupalılar bunu icat ettiler. Ve sonra Siyonizmle birlikte bizim topraklarımıza gönderdiler. Şimdi de kendi yaptıklarından dolayı bütün kabahati bize atıyorlar. Kendi ürettikleri şeyden dolayı bütün kabahati bize atıyorlar. Şimdi çok önemlidir yani. Bence insanlar onu bulup okumalılar. Her dediklerine inanmak zorunda hiç kimse değil. Ama madem öyle bir şey oldu, hadi taraf sayalım. İki tarafı da dinlemek gerektiğini herkes bilir. O tarafı dinlemeleri lazım. Çünkü bir tarafın, İsrail'in elindeki, İsrail'in kullandığı kullanışlı medya gücünün ne olduğuna dair herkesin bir fikri vardır. En azından bizi dinleyenlerin bir fikri vardır. Ona göre de Hamas'ın bir bildirisi var ya, biriniz de onu açıp okuyun ne diyorlar diye. Çok, dedim ya, çok çok inanılmaz güzel, doğru bir dille yazılmıştı. İletişim açısından doğru bir dildi. Ona o dikkatimi çekti. Şimdi savaşı yayma, İsrail etrafındaki tampon bölgelerle işgal bölgelerini ayırır. Onun için Lübnan tampon bölgedir. Mısır tampondur. Ne bileyim işte Ürdün tampondur. Buralara geçmek çok zor değildir onun için. Kontrol altında olması, daha uzaktan gelebilecek baskılara karşı tampon görevi görmesi onun için daha iyidir. Yastıktır onlar yani. Şimdi bizde de diyorlar ya, Türkiye'yi nasıl hedef alır filan. Kullandığı sürece hedef almaz ki. Ne zaman kullanma dönemi biter, tampon bölgeleri de kendisine katar, ondan sonra size sıra gelir. Bakın, idam mangalarının karşısındaki esirler için bir şey söylerler. Hep filmlerde filan görürüz. Ya arkadaş, biri atlasın şunun üzerine de nasıl olsa öleceksin değil mi? Karşında bir tane adam var ve herkesi öldürüyor. Biriniz şunun üzerine atlayın, bir şey yapın, bir kargaşa edin. En azından birine bir zarar verirsiniz yani. Yapmazlar. Ya incelemişler bunu. Çünkü herkes sıra kendisine geldiğinde bir mucize olacağını bekler. Belki bana sıra gelmez, belki bir şey olur filan diye. Genelde de bir şey olmaz. Şimdi
Bu şekilde sıranın kendisine gelmesini beklemek var. Bana gelmez filan demek var. Bir de gelmemesini garanti altına almak var. Asıl meselemiz odur zaten. Yoksa düşünün, Yunanistan bize niye saldırsın? Değil mi? Nasıl Rusya, saldırsın? Nasıl saldırsın? Rusya niye saldırsın? Gürcistan falan ne alakası var? Niye peki sınırda askerimiz var? Neden biz uzun menzilli füze filan yapıyoruz? Çin bize niye saldırsın yani? O zaman neden bir çelik kubbe yapmaya çalışıyoruz kendimize uzaktan gelebilecek balistik füzelere karşı? Çok özür dilerim. Sanırım dün akşam ya da birkaç gecedir Beyrut'u görüyoruz, gözlemliyoruz. Orada da haberciler hep şunu söylüyorlar. İsrail'in Heronları, uçakları istedikleri gibi burada dolaşıyorlar diyorlar. Tamam, İsrail teknolojik olarak biliyoruz İsrail'i. Ama yine oraya da bir parantez açalım. 365 günü geçti de görüyoruz İsrail'in açıklarını, sorunlarını, hava savunma sistemindeki eksiklerini. Bakın düşünün, dünyanın en teknolojik ülkelerinden biri. Amerika ne istediyse verdi ama buna rağmen hipersoniğe geçtiği anda orada da sıkıntılar başladı. Balistik füzeler bir yolunu buluyor, şaşırtma yapıyor, yoruyor. Bir şekilde demir kubbeyi geçmenin yolunu buluyor. Fakat Lübnan'ın ordusunu konuşuyoruz, Lübnan'daki sorunları konuşuyoruz. Orada hiçbir şey yok oranın hava sahasını koruyacak. Tabii ki hedef her devlet için kendi kendine yeter ve korur güçte olmalı. Yani kimse %100 güvende olmayacaktır. Ama %100 hazır olmak diye bir şey var. Tam o nokta. Tamam. İşte bu. Bütün meselemiz bu. Neye hazır olmak? Mesela İsrail'in bu çılgınlığına da hazır olmak gerekiyordu normalde, öyle değil mi? Hem bölge ülkeleri bakımından öyle. Sadece doğrudan çatıştığı muhatapları değil, yani Hizbullah, Hamas falan değil. Çatışmadığı muhatapları da, çatışmadı ama işgal etmiş toprağını orada duruyor. Azerbaycan'ın toprağına Ermenistan nasıl işgal etmişse. Ona müdahale ettik ama Suriye belki Türkiye ile ilişkilerini koparmasaydı, tersini de düşünmek mümkün de, ben o işin o başlangıcına buradan bakıyorum, koparmasaydı, Türkiye yerine başkalarını dinlememiş olsaydı o zaman, belki şimdi Golan Tepelerini kurtarması için Türkiye Suriye'ye yardım ediyor olacaktı. Ukrayna'ya yardım ettiği gibi, Azerbaycan'a yardım ettiği gibi. O hazır olma meselesi son derece önemli bir meseledir. Yani caydırıcılık dediğiniz şey bununla başlıyor çünkü. Var mı Lübnan'ın caydırıcılığı? Peki yeni mi yok? Lübnan, Batı Şeria'dan düzeltiyorum. Gazze'den biraz daha büyük bir ülke yani. Hani o kadar karikatürize etmeme izin verin. Bölgenin en küçük ülkesi. İç savaşlar 8'e 10'a bölündü ya. Ve bunu bölen de Batılılar ha. Bakın işte Maruniler, Hristiyanlar, işte şunlar bunlar, Ortodokslar, Katolikler filan, Dürziler falan. O kadar... Aldılar, kim nereye yerleşmiş, herkese böyle bir bölge çizdiler. Ya ben buradayım da teyzem şurada, kız kardeşim burada evli, bilmem kim. Kimsenin umurunda değil o. Avrupalı çiziyor. Çizdiğinde de sizi bölüyor. Vay diyorsunuz, Lübnan 80 parçaymış. Halbuki 80 parça falan değil. 3-4 parçalı siyasi yapı ve onların rigid uzantıları birbirleriyle kavga ediyorlar. Sonra Avrupalıları alıyorlar, 80'e bölüyorlar burayı. Ondan sonra da 80'e bölünmüş bir ülkeden herkes bahsediyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çatışma normalleşiyor. O kadar parçalı bir yapı çatışır canım diyor insanlar. Halbuki gerçekte bu değil. Bir araştırma okudum. Geçen gün tamamını çözemedim. O kadar iyi şeyim yok, yabancı dilim yok. Ama çözebildiğim kadarıyla diyordu ki, bu televizyonlarda bir ara 24 diye bir casusluk dizisi vardı. Amerika'nın ipliğini pazara çıkardığı iddiasıyla yayınlanan bir diziydi. O işte Irak meseleleri filan, işte o ıslak bezli şeyler, işkenceler, başka işkenceler, köpek saldırtmalar, hepsi var orada. Yani normalde infial olur ve bir böyle artık bir şey başlar değil mi? Rezerv başlar CIA'ya karşı bilmem neye filan. Tam tersi etki yaratmış. Ve psikologlar filan, uzmanları demişler ki, o filmi o günlerde izleyen 11-14 yaşındaki çocuklar ondan sonraki nesillerin yaşamlarında CIA'ye daha ülkeler için daha faydalı olduğunu düşünmeye başladılar.
Neden? Ben bazen diyorum ya, hani siyahları öldürüyorlar şeyler, polisler. Olağan şüpheli 9 siyahtan 9 kişi şey yapsın, 9 10 siyah 10 beyaz benzer durumda trafikte arabası kaçsın falan. Siyahların 9'unu öldürürler, beyazların birini. Onu bir dinlerler yani. Öbürünü öldürüp ondan sonra dinliyorlar. Peki kimsenin umurunda mı? Çoğunun değil. Neden? Çünkü bu şekilde kendilerinin güven altına alındığını düşünüyorlar. O çocuk doğru filmleri izlerken CIA bunları yapmasaydı ben bu kadar güvende olmazdım diye düşünmeye başlıyorlar ve onu onaylıyorlar. Şimdi bu psikoloji, bunu biz bilmeyiz. Biz tam tersini düşünürüz normalde. Ama bunu bilen birileri varsa, bu filmleri zaten bu yüzden çekiyorlarsa, o zaman her şey değişiyor. Propaganda, denklem medya değişiyor, gücü, tabii. Psikoloji etkisi. Şeyin neydi? Neydi şu? Ben Affleck'in oynadığı bir film vardı. İran'dan esir kurtarma. Argo, bravo. Argo filminden sonra kendisiyle bir röportaj yapıyorlar da onunla da o vesileyle denk geldim. Diyor ki memnun musunuz hani nasıl rolünüzden filan benimsediniz mi? Benimsedim, bir şeyi fark ettim diyor. Şeyde Hollywood'da çok sayıda CIA ajanı olmasıyla vardır diyor şeyde. Fakat bunu bir yerde okudum, merak ettim. Espri yapıyordur falan, ha 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 falan. Yo, espri yapmıyor adam, ciddi ciddi söylüyor, videosunu izledim. Şimdi şeylerin yazıldığı, ben bazen burada konu ediyorum onu, Mint Press News diye bir şey var, bir haber sitesi var. Orada şey gibi bu, hani Huffington Post gibi filan bir yer. Fakat diline bakılırsa iyi yetişmiş gazetecileri var orada. Kimileri onu biraz komplo teorisi diye bir şey yapıyor ama benim kanaatim o değil. Ben de 30-40 yıldır bu işlerde biraz anlarım. O yüzden benim kanaatim o değil. Orada bir analiz gördüm. O da Hollywood'un bu filmlerinin ne işe yaradığını ve nasıl belli merkezlerde ya da işte resmi olan CIA, FBI orada çalışırlar. Bizde de öyledir. Orada alırlar, MIT destek verir filan, şeyine sokar, kampüsüne sokar. Bir de onlar öğrenirler, derler ki bu işler nasıl oluyor, bu operasyonlar şöyle oluyor diye anlatırlar onlara. Ama bunun bir film yaptırma pozisyonu bilmiyorum bizde oldu mu? Olmadıysa da olur. Çünkü bu kabiliyet, bir kabiliyet elde edilince mutlaka kullanılır. Ama bizim konumuz CIA ve onu inanılmaz yaptırıyorlar, CIA ve Pentagon yazdırıyorlar filan, bir dünya örnek veriyor. Bir şey benim dikkatimi çekmişti, bu bir 10 yıldan fazla oldu ya, bütün filmlerde böyle iyi karakter var, Çinli bir tane, işte meşhurları topluyorlar, saçma sapan filmler yapıyorlar, denizin altında canavarlar çıkıyor filan, hani modern dünyada filan, orada da meşhur adamlar falan var, bir tane de iyi kadın var, Çinli. Ama Çinli'nin çocuğu da şeyde, denizin 1000 metre altındaki gemide filan. Bir anda koridorda çıkıyor, elinde ayıcık falan. Böyle şirinlik abidesi. Allah Allah diyorsun, ne yapıyorsunuz ya, bu ne saçma şey mi bu, hani dünyayı kurtaran adam olsa falan gülmezsiniz, tamam anladım. Burada bir problem var. Filmin sonuna bakıyorum, Çince isimler filan. Şimdi Çinliler Hollywood'a ciddi bir yatırım yaptılar ve böyle filmler ürettirdiler bir süre. İlk zamanlar mesela Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki dönemlerde Ruslar Amerikan filmlerinde hep şeydir. Ne o? Yani zulümden kurtulmuş, dünya görmüş, yeni dünya görmüş insanlar filan. Bir süre sonra mafya olarak şey yapmaya başladı, kodlanmaya başladı. Şimdi cız insanlar haline geldiler tekrar. Filmlerde de öyle. Ne o da mesela şey diyordu, Angelina Jolie'nin Salt filmini örnek gösterip oradan başladı falan diye bir analiz yapmışlar. Bunu niye söylüyorum? Medya gücü sadece bir gazeteye manşet yapmak, efendim işte şu kadar kişiyi öldürmedik aslında bu kadar öldürdük filan demek, veyahut işte Hamas bizim bebeklerimizin kafasını kesti filan yalanını ortaya atmak gibi bir şey değil. Daha komplike bir şey. Biz sadece konvansiyonel olanı biliyoruz. Daha sosyal medya alanında, oyun alanında, dijital dünyadaki bu yeni bizim de karşımıza çıkan, çocukların falan daha çok kullandığı bir takım uygulamalarda bu buraların nasıl bir medya mecra, dezenformasyon mecra olarak kullanıldığına dair de hiçbir fikrimiz yok. O yüzden şimdi böyle Beyrut'a saldırı falan deyince benim aklıma hemen o iç savaş geliyor, Lübnan'daki ve Lübnan için
derler Lübnan İstanbul'dan, İzmir'den daha gelişkin bir şeydir. Beyrut liman kentidir. Eski fotoğraflarına insanlar girip baksınlar. Milyonlarca fotoğraf var çünkü turistik bir yer. Şimdi yani bu şehir bu hale gelebiliyor. Şimdi yarın bunun bize ihraç edilmemesi sadece bize bağlı ya. Ederler. İsterlerse ederler. Tek bir cümle eklemek isterim. Lütfen. İzin verirseniz. İsrail'in şansları vardı ve biz bunu ne demiştik? ABD'nin seçim yılında olması bir şanstı. Neden? Kendine alan buldu, manipüle edecek, kullanacak. Kendi istediklerini daha rahat yaptıracak. Bir koz gibi. İsrail'in aslında iki cümle daha şansı var. Bir, içeride Filistinli cephenin parça halinde, parçalar halinde olması grupların. Ve iki... Onda da epey bir katkısı vardır zamanında. Tabii, yatırım ve müdahale tabii. İki, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 50 küsur devletin kendi bağımlılıkları, bağlılıkları sebebiyle İsrail'e karşı birlik bütünlük halinde olup somut adım atılamaması. İsrail'in içeride ve dışarıda en büyük şansı bu ikisi. Yani o yüzden Ankara hep somut adım dedi. O yüzden Ankara hep İslam İşbirliği Teşkilatı'na da bir şeyler yapılması gerekiyor dedi. Aslında geçen hafta Cuma günü İran'ın rehberi Hamaney'de Cumhurbaşkanımızın sözlerini tekrarladı. Dedi ki İslam devletleri sıra size de gelecek dedi. Tek tek her devlet için başka bir planı var bu Siyonist rejimin dedi. Kimine o aracı kullanıyor, kimine bu aracı ama nihayetinde adım adım devam ediyor. Gazze ile Filistin ile başlayan süreç her komşu devlete sirayet edecek. E bakın nasıl açtık biz yayını. Dün gece yine Şam'a saldırdı İsrail. Hı-hı. Dün gece birkaç gecedir Beyrut'u başkenti bombalıyor İsrail. Evet. Hocam şimdi tabii bir yılı geride bıraktık. 41 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre evet aynen bildiğimiz kadarıyla 42 milyon tonluk enkazın 15 yıl kadar bir sürede temizlenebileceği öngörülüyor ki bu tabii bu öngörü bugün bitmesi halinde. Şimdi yine yeni öğrendiğimiz gelişmelerden biri de Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan insani kriz açıklaması. Hayatını kaybedenler sokaklara saçılmış durumda ve onlara ulaşmak isteyen asker, ambulans ve sivil savunma ekiplerini de hedef alıyorlar. Zaten biliyoruz 19'un üzerinde savaş suçu işlediğini. İşte Mustafa Bey burada çok sık dile getiriyor. Terör örgütü gibi davranıyor. Peki yani hocam kim ne zaman dur diyecek yani bu deliliğin daha ne kadar hani artar. Şimdi her gün eklediğimiz başlıklar bir önceki günden daha dehşet verici. İşte sokaklara saçılan hayatını kaybeden şimdi insan bedenlerine arayanlara da müdahale. Bazen söylüyoruz şöyle diyoruz Birleşmiş Milletler'in görevlilerini de katlediyor. Sivil toplum gönüllülerini de katlediyor. Gazetecileri, kaç gazeteci oldu can kaybı bir yıl içerisinde ben şu an hatırlayamıyorum. Mesela, en son benim bildiğim 120 küsürdü evet, ama. Yani mesela bizim TRT'nin ve diğer kurumlarımızın da personellerinin saldırıya uğradığını gördük gözlerimizle. Şimdi mesela dün bir haber vardı. Hizbullah'ın açıkladığı bir haber. İsrail'li askerler BM'nin UNIFIL gücünün arkasına konuşlanmışlar ve onları canlı kalkan olarak kullanıyorlar Lübnan'a müdahalelerinde. Hizbullah da kendi mensuplarına emir vermiş, BM görev gücüne dikkat edin, onları hedef almayın diye. Şimdi bir karşılaşma devam ediyor, bir direniş devam ediyor Hizbullah'la İsrail arasında. Ve bakın Hizbullah yani devlet değil Hizbullah. Tamam organik yapı devlet gibi davranıyor zaman zaman bir takım şeyleri var ama siyasi yapılanması. Yani İsrail sivilleri ve tüm dünya birim personellerini, örgüt temsilcilerini öldürürken Hizbullah diyor ki aman BM'nin görevlilerine dikkat edin orada. Yani öyle bir noktaya geldik ki uluslararası hukuk, uluslararası değerler kimin nasıl davrandığı noktasında bir ton ilginç. Yani İsrail'in bir yıl içerisinde yapmadığı bu kadar çok anlamsız şeyi konuşurken şimdi bir de BM gücüne ikinci yılda bu şekilde bir saldırı olduğunu görüyoruz. Onları kalkan olarak kullandı. Biliyor yani Hizbullah orada ona müdahil olmayacak. Ya çok ilginç bir değişiklik var yani farklılaşma var.
Dolayısıyla İsrail'i sadece güç durdurabilir. İsrail'in karşısında devletler ne kadar bir arada olup somut bir şey yaparsa o kadar. Ama ABD'nin de sonsuz desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Seçimlere saatler kaldı. Seçimlerden sonra ABD'nin desteği değişir mi? Değişmez. Çünkü ortaklar, çünkü aynı güvenlik mimarisiyle davranıyorlar bu coğrafyada. Çünkü örtüşüyor çıkarları, çünkü örtüşüyor düşmanları, çünkü örtüşüyor karşıtları. Dolayısıyla o sorunun cevabı yok. 365 gündür yok. Bundan sonra da bu dağınıklıkla nasıl olacak gerçekten bilmiyoruz. Yani her devlet şu anda kendi güvenliğini ve savunma sistemlerinin üzerine gidiyor. Çünkü İsrail'i durdurmuyor uluslararası hukuk ve BM sistemi. Evet. Ben hocam haber buradan bir şey görüyorum. İbrahim Güneş bu arada 120 olarak hatırlıyorum demiştim. 175 gazeteci hayatını kaybetmiş. İsrail tarafından. Şimdi Cumhurbaşkanı da BM'de söyledi ya. Ey gazeteciler, uluslararası basın kuruluşları, bunlar gazeteci değil mi? Hayatını kaybedenler sizin meslektaşınız değil mi? İnsan hakları kuruluşları. Bunlar insan değil mi? Bunlar çocuk değil mi? Bu çocukların hakkı yok mu? Yani nokta atışı herkese tek tek hitap etti. Ama herkes kulağına şey mavi beyaz tıkaçlar tıkamış. Gözüne de gözlük. Aa ne oldu falan diyorlar bir süre sonra. Şimdi ben hocamın söylediğinden alıp aslında bazı bir şeyi tekrar böyle şey yapmak istiyorum, tartışmak istiyorum. Ya bu süreç bana öyle geliyor ki artık eskisi gibi arkasında Rusya'nın olduğu, arkasında Amerika'nın olduğu, arkasında Çin'in olduğu belki şu son dönemler için veya arkasında başka daha orta derecede güçlerin olduğu şeyleri oluşturmayacak. Yani böyle bir ikili, en fazla dörtlü gruplar oluşturmayacak. Daha küçük, daha bölgesel küçük gruplar oluşturacak. Çünkü bu şekilde ancak bağımsız olabilir. Hiç kimse mesela şimdi Amerikan bağımlılığının yerine Rus bağımlılığını koymak istemiyor. Çin bağımlılığını koyma. Afrikalılar bile bunu tartışıyorlar. Ben bazı makalelerinde okuyorum. Ve diyorlar ki yani Çin evet Amerikalılara, Avrupalılara kalsa burada hiçbir şey yapmıyorlar. Yaptıkları zaten sömürüydü tamam. Ama şimdi Çin bize veriyor da babasının ayırına vermiyor. Tabii ki. Bunun herkes farkında. Bakın o yüzden mesela şey enteresan bir örnek olur mu bilemem ama başlangıcı öyle. Hani Burkina Faso işte neydi öbürü Gine'nin kıyısındaki o nehrin bir tarafındaki ülke şimdi söyleyemeyeceğim adını. Üç tane Afrika ülkesi, fil dişi sahili bir tane daha. Üç tane Afrika ülkesi, bir tanesi bayağı bir bildiğin Rusçu yani. Bütün Rusya'da bütün siyasetiyle, gücüyle, zamanda Wagner'le oradaydı falan. Bir tanesi değil Fransızlar. Bunların hepsi Fransızları kovdular buradan. Amerika da üstünü kapatmak zorunda kaldı. Evet buyurun. Bravo. O da kapattı. Şimdi bunlar orada bir birliktelik oluşturmaya çalışıyorlar. Üçlü bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir şekilde de bunu becerdiler. Şimdi şu ana kadar. Ha bundan sonra ne olur? Ne kadar ayrışırlar? İç savaşa girerler mi girmezler mi? O ayrı bir bahis. Buralarda darbeler oldu filan. Şimdi şu değil ama hani burada efendim Afrika'nın lideri kapısı Mısır'dır derlerdi eskiden. Şimdi öyle bir kapı falan kalmadı. Cezayir kime liderlik yapacak? Fas kime yapacak? Ya yok öyle bir şey artık. Şimdi orada tekrar hani meşhur ve moda deyimle kartlar yeniden karılıyor filan ama bazıları bir araya gelmeyi başarabiliyor. Bir esasen ben Türkiye'nin de bu fikre uzak olmadığı kanaatindeyim. Yani Libya'ya Türkiye'nin müdahil olması, müdahaleye karşı, Mısır'da işte Mursi'ye gösterdiği zamanda gösterdiği ihtimam, aynı şekilde Suriye ile 2008'leri düşünün, 2011'e kadar Suriye ile yakınlaşmayı idame ettirmeye çalışması ve ciddi bir seviyeye getirmiş olması. Bunların hepsi aslında bu Akdeniz çanağında bir yeni işbirliği oluşturulmasına yönelikti. Aynı şekilde Suudi Arabistan, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri filan. Ama bakın bunların her biri saldırılarla, iç savaşlarla, saray içi veya saray dışı darbelerle bir şekilde dağıtıldı. Neden?
açık bir şey yapıyorsun da ondan. Ama öbür tarafta açık olmayan şeyler var. Dolayısıyla bu hemen olmadı. Parçalandı. Ben kendi adıma bundan çok ders çıkartıyorum. Yani Suriye nasıl 2008'den 2012'ye dönüşebilir? İşte böyle dönüşebilir. Bizi ilgilendiren tarafı yok mu? Kendimize dönüp bakmalı mıyız? Kesinlikle bakmalıyız. Biz hep o karar mekanizmalarında neler olup bittiğine dair dışarıya yansıyabilecek her ortamın ben içindeydim o zaman. Hı. Yani kendimize batıracağımız epey bir iğne var yani. Ama çuvaldız başkasının hakkı, bizim hakkımız değil, bize düşmez. Şimdi buna ama bu bir ders yani son tarihte bununla da biz ilk defa karşılaştık. Neden? Çünkü biz de kurucu mirasımızdaki kodlarla hareket etmiyoruz. Mirasımızdaki kodlar orayı yöneten kodlardı. Nasıl yönetileceğini onlar biliyorlardı. Ama biz tırnak içinde hep bu genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz. Ağaç kovuğundan çıkmış gibi davranınca batılılar nasıl davranırla, büyük güçler ne yaparla hareket etmeyi öğrendik. Evet. Ondan sonra da büyük güçlerin peşine takılmasan bile rüzgarında sürükleniyorsun yani. Çünkü adam hızlı gidiyor ve sen yavaşsın ve hafifsin. Hafifsin. O rüzgar seni etkiliyor. Biz niye burada şimdi para pul konuşurken Amerikan başkanlık seçiminin Türkiye'ye etkili. Bana ne kardeşim Amerikan diyebiliyor musunuz? Parasını kullanıyorsun. İstersen söyle. Tam bunu söyleyeceğim. BRICS mesela bu sene çok konuştuğumuz bir konuydu. Uluslararası örgütlerin yükseldiği bir çağdayız aslında ama yeteri kadar... Hocam konuda alakalı tabii. Stratejist Mustafa Aşkın'ı da davet edelim. Öyle o da cümlenizi duyuyor olsun. Günaydın Mustafa Aşkın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Çok teşekkür ederim. Hocam günaydın. Herkese günaydın Mustafa Bey. Günaydın. Pazar Hanım'a. Bugün yaşlar. Stratejiden ekonomiye yer zaman kalmayacak eyvah. Galiba. O yüzden isabet olmuş sizin olduğunuz. Tamam ben çok kısa bir paragrafta toplarım buyurun, hemen. Buyurun, buyurun. Uluslararası Cüneyt'le örgütlerin... de konuşalım bunu ama. Cüneyt evet. De uluslararası örgütlerin aslında yükseldiği bir çağı yaşıyoruz ve gözümüzü onlara aktör olarak daha fazla diktiğimiz bir çağdayız. Mesela BRICS'in bu sene çok ilginç bir genişlemesi oldu. Hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni, hem Mısır'ı, hem İran'ı, hem de Suudi Arabistan'ı bir şekilde içine kattı. Ve o noktada doların tekelini kırmak amacıyla petrol alışverişlerinde de yerli para birimlerinde, yani sadece yuan anlamında değil, çünkü biliyorsunuz, Çin çok merkezliliği öneriyor. Tabii ki dediğiniz gibi o da emperyal kodları sebebiyle ticari ilişkilerle kendisine bağlamaya çalışıyor. Özellikle bu coğrafyada ve Afrika'daki devletlerle kurduğu ilişkiler ve yaptığı yatırımlarla böyle bir strateji gidiyor. Yani ABD'nin bakışından daha farklı araçlar kullanıyor. Ancak şimdi ABD'deki başkanlık sistemini, seçimlerini bu kadar çok konuşmamızın sebebi elindeki bir takım işte Dünya Bankası, IMF vesaire bu gibi örgütlerle geçen yüzyılın kodlarıyla kurduğu yapılar. Bir de doların tekeli. Peki bu nasıl kırılır? Şimdi bu yeni çok merkezli uluslararası örgütlerin önerdiğinde zaten bunun donelerini, bunun ipuçlarını topluyoruz. Peki ABD buna buyurun yapın diye izin verecek mi? Tabii ki elinden gelen her şeyle buna karşı koyacak ki gücü kırılmasın diye. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Şimdi 193 devlet var dünyada ve başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Geçen yüzyılda değiliz artık ve BM'nin reforma ihtiyacı olduğunu da çok konuşuyoruz. Nasıl bir reform olacak? Yani Afrika'nın temsil edilmediği bir BMGK'da, Latin Amerika'nın temsil edilmediği, İslam devletlerinin olmadığı bir BMGK üzerinden nasıl devam edeceğiz? Dünyamızın uluslararası ilişkilerini yönetmeye yönetilemiyor. Zaten bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla evet bir taraftan devletler tam bağımsızlıklarına ulaşacaklar. Silah sanayi anlamında bir şekilde caydırıcılıklarını koyacaklar. Ama uluslararası örgütler üzerinden de bir yeni söz söyleme noktasına geldiğimizi düşünüyorum. O yöne doğru gittiğimizi düşünüyorum. Özellikle BRICS ve Şanghay gibi örgütler bunun aslında ön örneklerini oluşturuyor. O dengeyi sağlamada. Mustafa Aşkın. Buyurun. Şimdi hocam da değindi aslında Türkiye çok kutupluluğa vurgu yapıyor. Adil rekabetin altını çiziyor ama bir taraftan da işte BRICS'i konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. İşte Türkiye üye olacak mı? Daha çok da ekonomik gücü tartışılıyor siyasi yönünden çok. Neler kazandırır, neler kaybettirir? Buyurun.
Küresel anlamda baktığımızda bir arayış sürüyor. Bu arayış yalnız bugünün hikayesi değil, 25-30 yıllık bir hikayeye benziyor. Özellikle parasal değişim aracının farklılaştırılmasından tutalım da çok oligopolistik bir yapıya doğru gitti. Yani pazarda aktör çok ama bu aktörlerin çoğu etkin değil. Birkaç tane büyük aktörün dominant olduğu hemen hemen her sektörde bir yapıya doğru gitti küreselleşme bahanesiyle dünya. Diğer taraftan baktığınızda çift kutupluluktan bir anda tek kutupluluğa geçmiş olmanın verdiği ekonomik dezavantajlar da oldu. Özellikle Doğu blokunun yıkılmasından sonraki süreçte. Ama şu görünen bir gerçek, parasal sistemde yeni bir arayış var. 1944'te Bretton Woods'la yapılan altına dayalı Amerikan dolarının uluslararası piyasalardaki ağırlığının arttırıldığı anlaşmanın biraz daha farklılaştırılması, biraz daha onun yerine başka para birimleri, ödeme araçlarının geliyor olmasını beklemek önümüzdeki 25-30 yıllık periyotta normal karşılanması gereken bir süreç. Hatta bence bununla ilgili ilk denemeleri bu kripto paralarla yapmaya çalıştılar. Ama bölgesel anlamda da farklı ödeme araçlarının giderek önem kazandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yine dikkat edilmesi gereken bir nokta, son 4-5 yıllık periyoda baktığınızda ağırlıklı olarak Doğu bloku tarafı, yani Doğu tarafı dünyanın gelişmekte olan ülke taraflarındaki merkez bankalarının altın rezervlerini arttırma güdüsünün giderek arttığı bir dönem yaşıyoruz. Çin'den Türkiye'ye, Hindistan'dan Brezilya'ya kadar. Dolayısıyla belki de yine altına endeksli farklı bir ödeme aracı için bir zemin oluşturulma sürecini de burada net bir şekilde okuyabiliriz. Ama işin özü şu, dünya ticareti, dünya ekonomisinde yeni açılımlara ihtiyaç olduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Trump'ın yaptığı gibi kendini içeri kapatmakla çözülebilecek bir sorun olacağını zannetmiyorum bunu. Biraz daha farklı, biraz daha birbiriyle entegre ama bölgesel anlamda farklı niteliklerin ve özelliklerin üretim anlamında öne çıktığı bir piyasayı yavaş yavaş göreceğiz. Belki de gördüğümüz bu siyasi bazı sıkıntılar, politik bazı sıkıntılar da bu arayışın ürünü olarak karşımızda durmakta. Geçiş dönemindeyiz. Ne yazık ki bu da bize denk geldi. Bu geçiş döneminde olmanın yarattığı ilginç süreçte ekonomik, siyasi, askeri anlamda rahatsızlıkların zaman zaman arttığı bir süreci de göreceğiz gibi geliyor bana. Evet. Enteresan. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Yani geçiş süreci ve arayış süreci olduğu noktası çok doğru. Ama bir taraftan şuna da odaklanmak gerekiyor. Geçen yüzyılın kurumlarıyla bu yüzyılı yaşıyoruz. Çünkü savaş sonrası kurulur sistemler. Hani bu makul, mantıklı. Fakat dünya o kadar değişti ki kaldırmıyor, yetmiyor, geç kalıyor. Yani reform ama nasıl bir reform? Bir de bu reformu imtiyazlı devletler nasıl kabul edecekler? Bunu konuşuyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Başkanların ya da başkan adaylarının popülist söylemleri, mesela Trump bir takım şeyleri böyle bir hızla bir şekilde yaparız, çıkarız, olmaz, niye o kadar para gidiyor NATO'ya gibi gibi bir şeyler söylüyor ama sonra dönüp bakıyor, karşısında bir Amerikan devlet sistemi görüyor. Hmm. Orada ne demişti, Putin mi demişti, siyah çantalı adamlar geliyor ve ya bak o iş öyle olmuyor, hani bunun bir akışı var gibisinden. Şimdi Trump da tabii bir iş insanı, yani onun zihnini, bakışını, onun kısa dönem kar arzularını anlayabiliyorum ama yani mesela ABD, 20 yıl önceki ABD değil. Ne Orta Doğu'da ne dünyadaki gücü anlamında. Bir tane örnek vereyim en basitinden. Bundan 10-15 sene önce sürekli Suudi Arabistan ve İsrail ABD'yi İran'a müdahale noktasında kışkırtıyordu ve itiyordu. Ve ABD diyordu ki savaş seçeneği İran'la masada, nükleer konusunda bu resleşmelerde söylüyordu. Mesela şu anda ABD günlerdir, haftalardır, aylardır diyor ki savaş istemiyoruz. Savaş istemiyoruz, İran'la bir savaş istemiyoruz diyor. Yani dolayısıyla güç dengeleri etkileniyor, stratejiler değişiyor, dengeler değişiyor ve ona göre bir takım şeyler değişiyor. Biz politikaları da değişmez bütünler olarak aldığımızda orada da bir yanlışa gidiyoruz. Aslında dış politika da organiktir ve değişir. Güç dengeleri değişir. Bakın coğrafyada mesela şu anda bir takım işte bir yıldan kısa bir süre önce ABD Körfez devletlerine normalleşmeyi dayatıyordu İsrail'le.
Şimdi normalleşmeyi hangi Arap toplumu kabul edebilir ki bu kadar şeyden sonra? Belki yöneticiler için bir seçenek olabilir hala ama yani gözlerinin gördüğü Gazze'deki kıyımlardan sonra kim normalleşme konuşabilir İsrail'le? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımla yargılanıyor İsrail. Yani o yüzden nasıl olacak şu an için belirsiz. Ama artık her istediğinin olduğu bir düzeni yok Washington'ın da. Belki de Tel Aviv aslında coğrafyada bu kadar fazla eş zamanlı olarak aynı tuşlara basıp karşıtlarını kışkırtırken o ABD'yi buradan gitmemeye mecbur bırakmaya çalışıyor. Çünkü ABD aslında Çin'le karşılaşmaya, okyanusa doğru bir yönelme halindeydi. Coğrafyadan çıkmak istiyordu. Ama şu anda İsrail'in şu haliyle bırakıp nasıl çıkacak ABD? Dolayısıyla orada Tel Aviv hükümetinin de bir stratejik oyunu var aslında kendini korumak için. Peki şimdi ABD seçimlerinden bu kadar bahsetmişken artık bir aydan da az bir süre var. Şimdi kimi anketlere göre işte New York Times gazetesi ile CNN tarafından yapılan ortak ankete göre halen başa baş oldukları ama başka bir güncel ankete göre de %49 ile Kamala Harris'in 3 puan önde olduğu, Trump'ın da %46 olduğu da var. Ne dersiniz şimdi önümüzdeki günlerde bu ekonomiyi de nasıl etkiliyor olacak? Şimdi Orta Doğu'daki gerilimden en çok etkilenen, negatif ayrışan borsalardan biri biz olduk. Sizin hep belirttiğiniz gibi belki manik depresif olması sebebiyle. Peki yaklaşan işte bir aydan az kalan ABD seçimleri nasıl etkiliyor olacak? Hala herhalde her iki başkan adayından birini fiyatlayan bir borsa yok diyebiliyoruz, değil mi? Evet, esasında dünya o kadar karmaşık bir hale geldi ki Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının biraz rol çalması, özellikle Fed'in rol çalması dünya ekonomisinde Amerikan başkanlık seçimlerini ikinci, üçüncü plana itti. Bugüne kadar geçirdiğimiz başkanlık seçimleri hep 2 ay önce, 3 ay önce ekonomi tarafından didik didik edilir. Aynı zamanda fiyatlara dahil edilmek için uğraşılırdı. Fakat dediğim gibi gündem o kadar yoğun ve dengesiz bir gündem ki insanlara nefes alıp siyasetin ekonomiye uzantılarını fiyatlamaya vakit vermedi. Muhtemeldir ki bu son bir aylık periyotta ortamın biraz sakinleşmesi beklenebilir. Yabancı basında dünden beri çok yoğun bir şekilde İsrail ve Filistin arasında, hatta Lübnan'da ateşkes görüşmelerinin hızla başlayabileceği söyleniyor. Ben bunu başkanlık seçimlerinden önce ortamın biraz belki sakinleştirilmesi amacıyla Amerika'nın yaptığı baskıyla olabileceği düşüncesindeyim. Gelelim başkanlık seçimlerine. İki adayın da uygulayabileceği ekonomi politikaları birbirinden farklı. Ama az önce konuştuğumuz üzere bunun ne derece uygulanabilir olduğu da tartışma konusu. Trump, bildiğimiz Trump, ilk başkanlık dönemindeki ilginç ekonomi yorumları, ilginç ekonomik tedbirleriyle bildiğimiz bir başkan adayı. Ama bu sefer biraz daha katı bir politika uygulamaya başlıyor. Özellikle Çin'e karşı yürüttüğü üretimi ve üretim sektörlerini Amerika'ya, Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya taşıma eğilimi devam ediyormuş gibi görünüyor. Hatta bununla ilgili daha sert demeçleri var. Orada üretim yapan firmaları cezalandıracağını bile söylüyor. Ama kendi ülkesinde üretim yapan firmalara ciddi teşvikler vereceğini söylemekte. Diğer taraftan gümrük duvarlarını arttırıp hatta Çin'den gelecek mallara %60 gümrük koymayı taahhüt ettiğini ifade ediyor ki bu oldukça büyük bir rakam. Dolayısıyla daha çok içe kapanıp içeride ekonomiyi oldukça canlı hale getirip teşviklerle, popülist yaklaşımla kendi ekonomik doktrinini hayata geçirmeye çalışıyor. Ama burada başka bir engel de var. Fed'in faiz indirim politikası bununla tam uyumlu değil. Eğer Trump çok ciddi derecede mali destek, gümrük duvarlarının arttırılması gibi bir politikayı hayata geçirirse, Fed içeride fazla para miktarını sterilize etmek amacıyla faiz indirimini ve parasal politikaları gevşetmeyi erteleyebilir veya yavaşlatabilir. Ve bunun dünya ekonomisine etkisi olur. Diğer taraftan hakikaten dediklerinin yarısını bile yapmaya kalksa Trump, küresel anlamda ticaretin ciddi derecede yavaşlayabileceği,
alışverişin farklılaşabileceği bir düzlem de yaratabilir. Dolayısıyla bu ister istemez tüm dünyayı etkileyecektir. Paris'e baktığınızda bir parça daha bilindik bugünkü demokrat politikalarını uygulamaya başlıyor ama onun da özellikle ilaç sanayi, sağlık sektörü ve özellikle sosyal yardımlar anlamında maliye politikaları biraz gevşetme ile ilgili sözleri var. Bilindik politikaların biraz daha gevşemiş hali olabilir. Ama her halükarda özellikle Ocak ayından sonra başkanlık devri tesliminden sonra bugünkünden biraz daha farklı politikaların uygulanacağını ekonomik anlamda rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela birkaç gündür New York borsasında Trump'ın halka açık olan şirketinin çok hızlı prim yaptığı görülüyor. Biliyorsunuz para bazı kokuyu önceden alır. Hani anketlerden önce sanki Trump'ın geleceğiyle ilgili olumlu fiyatlamayı yapıyormuş gibi görünüyor. New York borsasındaki Trump'ın şirketi. Baktığınızda eğer böyle bir olay gerçekleşirse Trump tarafından kazanım söz konusu, kripto paralar, riskli varlıklar, hisse senetleri başta olmak üzere primleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz tüm dünyada. Diğer taraftan değerli metallerin bir parça değer kaybedebileceği bir süreç yaşanabilir. Harris kazanırsa ne olur? Harris kazanırsa bugünkü varlık fiyatlarının pek değişmediği ama eğer iyi bir ekonomi politikası patikası sunarsa da orta vadede riskli varlıkların biraz daha canlanabileceği, değerli metallerin bir parça değer kaybedebileceği bir dönem yaşayabiliriz ama gri alanlar çok iki alan adayda da ekonomik anlamda programlarını çok net ifade etmekten de kaçınıyorlar. Belki bu son bir aylık periyotta biraz daha ekonomi ağırlıklı açıklamalarını görebiliriz. Ona göre de fiyatlama düzeyi değişebilir. Dediğim gibi ben son bir aylık periyotta biraz daha ekonomi gündeminin iki başkanın açıklamalarına odaklanabileceğini düşünüyorum. Bir şey sorayım ben. Yani Biden tarafının veya Harris tarafının da Çin'i sınırlama konusunda hedefleri var. Yani teknolojide özellikle Amerika'nın kapılarını Çin'e neredeyse tamamen kapatma eğilimi var şu sıralar Amerika'da Biden döneminde yani. Bunun da sanki bunun biraz daha sertini Trump söylüyor gibi. Biden'ın yaptıkları ya da Kamala Harris'in yapacaklarının da aslında gideceği yer orası gibi görünüyor. Bu konuda fark o kadar açık mı düşünülüyor yani ikisinin arasında? Esasında süreci Trump başlattı biliyorsunuz. Evet. Demokratlar da iyi kötü devam ettirdiler bunu. Ama Trump'taki gibi radikal ve sert önlemler almak yerine yavaş yavaş belli sektörleri kısıtlayarak alttan alta hani halk deyimiyle bir politika uyguladılar. Muhtemelen bu alttan alta uyguladıkları kısıtlamaları devam ettirecektir demokrat tarafı. Ama Trump'ı biliyoruz her zamanki gibi kelimenin tam anlamıyla ne var ne yok. Birden kısıtlama yapayım da rahatlayayım havası içinde. Trump'ınki biraz daha radikal ve geniş kapsamlı. Demokratlarınki ise sektör bazlı ve zamana yayılmış bir kısıtlama olarak görülebilir. Evet, piyasada aslında aralarında bir fark olmadığının farkında. Zamanlama ve yöntem farklılığını ciddi bir fark olarak değerlendiriyor, algılıyor. Öyle anladım. Peki evet. İsrail Hocam dediniz ya bu seçim sürecini avantaja çevirdi. Rehin aldı. Seçimleri rehin aldı İsrail. Bir şey hatırlatayım belki onunla birlikte düşünmek lazım. Dün Savunma Bakanı Gallant'ın evet, Amerika'ya gideceği söyleniyordu. Biraz yumuşak bulunuyor şeye göre, Netanyahu'ya göre. Netanyahu gitmesine izin vermemiş. Onunla dair bir takım yorumlar Biden'la okudum. Biden'la görüşmeden Gallant'ın gitmesi. Evet yani madem öyle gelmedi mi? Çünkü onu çok kolay tavlayıp kıvama getirebilir, durdurabilirsiniz ama önce benimle bir konuşun filan demiş galiba, istememiş filan. O konuda hem eleştiriliyor hem de övülüyor kendi taraftarları tarafından. O da bana evet şu son bir ayı Amerikan hükümetinin aman sakin geçelim, barış yapmışız gibi, yaptırmışız gibi görünsün. Netanyahu'yu kontrol edebiliyormuşuz gibi görünsün havasında olduğunu gösteriyor. 15 Ağustos sözde son ateşkes görüşmeleri, ateşkes paketi iddia. Doğru. Yani
neydi? Hatırlayalım. 30-31 Temmuz'da Fuat Şükür ve Haniye'nin birkaç saat arayla İsrail tarafından öldürülmesi. Doğru. Ve sonrasında ABD'nin hızlıca aslında bir ateşkes düşüncemiz daha var deyip eskiden bir şeyi çıkartması ve o sırada İsrail'e zaman kazandırmak için uzun süreli o ateşkes görüşmeleriyle herkesi bir umut bekletmesi. Ama bu arada Ağustos, Eylül, Ekim, dün 8 Ekim'de Gazze'de siviller öldürüldü. Tabii. Şimdi ateşkesi biz aslında konuşmuyoruz birkaç aydır. Evet. Ağustos'ta herkes emin oldu İsrail'in gündeminde ateşkes hiç yoktu. Dolayısıyla şu anda buna bir cümle bile konuşmak istemiyorum sözde ateşkeslerine. Şimdi mesela İran'la ilgili bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Belki bunu da bir parça açmamız gerekiyor. Şimdi İran misillemesini yaptı 1 Ekim günü İsrail'e. Ve İsrail o sırada dedi ki daha operasyon sürerken İran'a çok sert cevap vereceğiz. Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradık dedi. Eş zamanlı Washington dedi ki hiçbir şey olmadı İsrail'e. Uydu görüntülerine bakıyoruz. Hava üsleri, askeri üslerin vurulduğunu, Mossad karargahının vurulduğunu görüyoruz. Ama hiçbir zararımız yok diyordu İsrail. Fakat İsrail kayıplarını saklamada mahirdir biliyoruz. Şimdi evet. İsrail dönüp İran'da bir yerlere saldıracak. Bu Tel Aviv'in beyanı. ABD diyor ki nükleer tesislere saldırma. O zaman petrol tesislerine saldırma ihtimal çıkıyor ortaya. İran diyor ki petrol tesislerim saldırıya uğrarsa Körfez'deki bütün petrol tesislerini müdahil olurum. Dünya günde 10 bin varil petrol kaybeder. Buna hazır mısınız diyor. Şimdi ABD dönüyor evet. İsrail aman sakin ol diyor. Şimdi ABD'de kim başkan olursa olsun İsrail'e ne istediyse vermedik ya da hepsini vermeye devam ediyoruz demeye devam edecek. İsrail'in güvenliği şu anda tehdit altında. Çünkü gördü ki hipersonik füzelerle hava savunma sistemleri geçirebiliyor. İsrail'in şehirlerinin güvenliğini kim sağlayacak? Tahran diyor ki F-35'ler gelip İranlılara zarar verirse, İran enerji üretim tesislerine zarar verirse İsrail'e döndüklerinde inecek bir pist bulamayacaklar diyor. Şimdi bu kadar yükselmişken tansiyon ve İsrail'in de Nisan'dan beri yapmaya çalıştığı gibi bu kadar bölgede risk yüksekken, ABD seçimlerine saatler kalmışken İsrail bu misilleme fırsatını yapmadan durur mu? Mesela dün akşam yine Beyrut'u bombaladı, Şam'ı bombaladı. Tamam bak direniş ekseninin parçalarına zarar veriyorum. Bu da benim cevabım olsun der mi İsrail? Durmaz, demez. ABD'nin daha fazla yardımı ve desteği için daha fazla kan, daha fazla problem yaratmaya devam edecek. Yani gelinen nokta bence en önemlisi şu. İsrail'in sivil hassasiyeti yok ve bu bizim sorunumuz, insanlığın sorunu. Evet. İsrail'in sivil hassasiyeti yok. Bunun yanında İsrail hep yaptığı açıklamalarda da bir tek kendisi saldırıya uğruyor. Bir tek kendisinde hukuk konuşmuyor. Bir tek kendisinde bakın nasıl bir güvenlik mimarisinde yaşıyorum. Ben ne yapacağım bu ahtapotun kolları boynumdayken diyor. Ama kendi yaptıklarını hiç konuşmuyor. Kendine her şeyi müstahak görüyor. O noktada da dünya onun bizi getirdiği noktadan ya biz nasıl çıkacağız? İran durup dururken mesela misilleme yaptı. Yani evet. Hiçbir şey yoktu. Evet ama yani Nisan'dan beri neler yaptı İsrail? Alt alta koysak 14 haftalık ders programı olur. Yani yine çıkamadığımız bir nokta işin içinden. Ama ABD'ye bu noktada güven olabilir mi? ABD bu noktada coğrafyadaki sivillerin hayatı için bir şey planlar mı? Yani hayır. Bunu kim konuşacak ve kim söyleyecek? Yani Hizbullah'ın söylediğine göre İsrail çok kayıp vermiş. Nereye kadar saklayacak bu kayıplarını İsrail? Çok fazla İsrailli asker öldürdüğünü söylüyor Hizbullah. Ya da birkaç gün önce ilk defa Hayfa'da sivil noktalara artık düştü Hizbullah'ın füzeleri. Yani gidişat, İsrail'in bizi içine soktuğu gidişat gerçekten 8 milyar insanın konusu. Çünkü yarın hangi devleti vuracağı belli değil. Mustafa Bey var mı eklemek istediğiniz? Yok yani burada biraz da anladığım kadarıyla Amerikalıların kendi seçim süreçleri boyunca Biden yönetiminin Amerikalılara barış yapıcı bir profil sunmaları gerekiyor. Bunun için de şey yapıyorlar, çırpınıyorlar. Ama hocamın söylediği noktanın altını bir kez daha çiziyorum. İsrail'e zaman kazandırmaktan başka hiçbir projeksiyonu yok. Hiçbir politikası yok Amerikan askerlerinin. Bundan önce bu ne bileyim böyle işte
Camp David'lerde falan buluşmalarla olurdu. Biraz daha görkemli olurdu bu ertelemeler, zaman kazandırmalar. Şimdi görkeme falan da kimse umursamıyor. İşte birkaç gündür şeyler dalga geçiyor gazeteciler, Beyaz Saray'daki, Pentagon'daki gazeteciler, basın briefinglerinde sözcülerle dalga geçiyor. Daha doğrusu sözcüleri dalga geçilecek hale sokuyor. Çünkü cevap veremiyorlar herhangi bir şeye. Geçiştiriyorlar. Geçiştiriyorlar, saçma cümleler kuruyorlar filan. Millet dalga geçiyor. Bizim çocuklar da oralarda fena değiller. Şimdi bu durum sürdürülebilir değil onlar için. Bir süre sonra bunlar artık stand-up'lara falan konu olmaya başlayacak ki başladı bile. Sürdürülebilir değil. Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail'in adamlarının elinde oyuncak olarak görüyorlar. Şimdi bir süre dolandı bu. İşte Elon Musk'ın işte İsrail Epstein ahlaksız üzerinden herkesi esir aldı falan hikayeleri. Şimdi bunlar Amerikalılar için iyi şeyler değil. 1970'lere kadar Amerika'da filmlerde öpüşme sahnesi yoktu. Tutucudur Amerikalılar. Çünkü tutuculuğun kendilerini ayakta tutacağını düşünürler. Aile kavramı çok önemlidir mesela. Her ne kadar son zamanlarda başka mevzularla ilgili gündeme geliyorsa da oy verirken ondan dolayı oy vermezler yani. Önemlidir o kavramlar. Şimdi ve bunlar ortalama Amerikalının canına dokunuyor. Parasızlık da var şimdi. Bir tek bizde yok ekonomik sıkıntı yani. Oralarda da var. Ve onlar da ki Allah kimseye alıştığından geri düşürmesin. Şimdi onlar da o durumdalar. Böyle baktığınız zaman adam diyor ki bir dakika dur ya, benim paramı niye onlar alıyorlar ki zaten? Avrupa'da antisemitizmin kökü nedir? İki tarafta da var çünkü. Irkçılık tarafında da var, milliyetçilik tarafında da var antisemitizm. Solcularda da var. Neden? Onlar da 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'i Yahudileri beslediğini düşünüyorlardı ondan. İmtiyazlı. Tabii imtiyazlı azınlık diye bakıyorlar. Parayla her şeyi çözüyor. Kapitalizmin kökünde bunlar var diye bu sefer solcular da ona karşı filan. Şimdi ya İslam meselesi sonradan icat edilmiş, oraya eklenmiş, sonra değil, evet evet biz değil onlar falan deyip hepsi bütün paketi, bombalı paketi caminin kapısına bırakıp gitmişler. Şimdi oradan da bağırıyorlar, ha bu işler hep camiden çıkıyor falan diye. Şimdi dolayısıyla bir hep söylüyorum böyle antisemitizm kurvasan kadar Fransızdır diyen bir Fransız yazar ya da aydın atıfta bulunuyorum. Öyledir o tarafta, arkası vardır o işin. Amerika'da yok mudur? Amerika'da da vardır çünkü Amerikalılar da Avrupalılar. Kökler Avrupa'dan gelen isimler bunlar. Dolayısıyla bu kadar tasmalı görüntü vermek orada iç politikayı bugün değilse yarın ama bir güne kalmayacak şekilde etkileyecek. Çünkü hepsi kippalı fotoğraf veriyor. Böyle bir şey yoktu. Bu kadar uzun boylu değildi. Onun için şimdi burada hayır o bize tasma takmadı, biz ona tasma takıyoruz filan. Kabaca söylüyorum, politikasına ya da şaiasına ihtiyaçları var. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar alıcı bulacak bir onu göreceğiz. Buradan hocama aslında bir pas atmak istiyorum. Bu görüntüyü kurtarma ya da görüntüde ateşkes yaptırtmış gibi çek vardı ya, bir yer öyle bir kalıp vardı. Ateşkes yaptırmış gibi çek kanka filan diye. Şimdi bu görüntü biraz piyasalarda nefes aldırır mı? Böyle bir beklentiniz var mı Mustafa hocam? Evet evet, o piyasalarda konuşulmaya başladı yurt dışında özellikle. Hatta birkaç bülten okudum sabah. Birkaç büyük banka bu ateşkes olabilme ihtimalinin gündemde olduğunu, bu nedenle riskli varlıkları dikkatli izlemek gerektiğini söylüyorlar. Az önce dediğimiz, konuştuğumuz üzere son bir aylık düzlemde bir parça sakinleşerek belki seçime girmek, bu sırada finansal piyasaların da desteğini almak isteyebilecek bir Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Ama tabii ne derece kalıcı olur? Hazar Hoca daha iyi bilir. Orta Doğu'da bir kere fitil ateşlendikten sonra onu söndürmek oldukça güç bir süreç. Ama zaman zaman onu üfleyerek belki soğumuş gibi yapabilirsiniz. Ama piyasalarda hem Orta Doğu'yu hem işte şu anda biraz buzluğa konmuş olan Ukrayna-Rusya savaşını ciddi derecede takip ediyorlar. Ve ister istemez de hep Damokles'in kılıcı gibi kafalarının üstünde
bir risk unsuru olarak tutuyorlar. Hakikaten ciddi derecede problem yaratabilecek iki tane olay var. Dünya ekonomisi anlamında bir sistemik risk yaratabilecek olay. Dolayısıyla bir parça es verilmesi riskli varlıklar adına olumlu olabilir. Onunla ilgili dediğim gibi raporlar gelmeye başladı. Hep iddia ediyorum, para bir şeylerin kokusunu alır. Ufak tefek de olsa bir sakinleşme görebiliriz. Evet. Bu bize peki, nasıl yansır peki? Biz zaten hani şimdi konuşuruz. Bizim hem borsamız hem finansal piyasalarımız hakikaten derslere konu olabilecek nitelikte tuhaf hareketlerine devam ettiriyorlar. Ama bize bile olumlu derecede yansıyacaktır bu. Ama olumluluk düzeyi ne yazık ki yurt dışı kadar pozitif olmayabilir. Yurt dışında olumlu iki birim olduğunu düşündüğünüzde bizim burada yarım birim veya bir birim ancak olumluluk hissedebilir. Çünkü biraz sonra konuşuruz belki bizim finansal piyasaların iş dinamiğiyle ilgili bazı sorunlar devam ediyor. O nedenle olumlu haberleri genelde göz önüne almayıp olumsuzları fiyatlamaya çalışan bir anlayış söz konusu. Bu peki gerçekte karamsar olduklarından mı yoksa zaten satış için bahane aradıklarından mı? Ya da satıştan mı para kazanıyorlar anlamadım. Bitecek de bu bir yerde. Satış için bence bahane arıyorlar ama esasında tabii yapısal anlamda bizim hep söylüyoruz. Yani 2-3 yıldır, 5 yıldır belki konuşuyoruz. Finansal bir yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var her kurum anlamında. Aracı kurumdan düzenleyici kuruma, otoriteye kadar bazı eksikliklerimiz olduğu daha net ortaya çıktı son birkaç yıllık periyoda baktığımızda. Bir de hep diyoruz kurumsal aktör sayısı finansal piyasalarda yetersiz ve etkisiz. Şimdi finansal piyasalarda 30 küsur yılı geçmiş bir insan olarak şunu net söyleyebilirim. Eskiden piyasa düşerken bile tırnak içinde söylüyorum bir raconu vardı. Son 1,5-2 yıllık periyoda baktığınızda ne çıkarken ne düşerken eskisi kadar bu tırnak içinde tekrar ifade ediyorum raconu bile yok. Hani olabildiğince başıboş bir hava görülüyor piyasada. Bu da aktörlerin davranış bozukluğundan da kaynaklanıyor. Zamanın ruhundan da kaynaklanıyor. Zaman zaman yapılan düzenlemelerin etkisiz veya az olduğundan da kaynaklanıyor. Dolayısıyla ana güç, ana para, kapital kimdeyse onun istediği olmaya başladı bizim piyasada. Eskiden buna karşı koyabilecek mekanizmalar ve aktörler vardı. Şimdi ne yazık ki bu yok. Son 5-6 aylık periyotta düşürelim para kazanalım hevesi var. Düşürüyor para kazanan bir grup var. Grubun da dediği oluyor şu anda. Ama bir yere kadar dediğiniz gibi en sonunda öyle bir fiyatlamaya gelecek ki bu sefer de tersi olmaya başlayacak. Ama piyasalar durulana kadar özellikle küçük yatırımcının az işlem yapanın sinirleri harap olmuş durumda olacak. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi esas sorun Türkiye'de makroekonomik çerçeve dışında finansal piyasaların yeniden yapılanma gerekliliği gün geçtikçe artıyor. Evet, bu bana şeyi hatırlattı. Bir zaman rekabet kurumu bütün böyle 3 harfli 5 harfli fark et ayırt etmeden bütün marketlere patır patır bir ceza kesmişti devasa. Dedik ya bir dakika ne oluyor bunlar hep patronları farklı kimisini yabancı menşeli falan ne oluyor? Öbürü belki fondaydı o zaman. Bir tanesi başkası bir tamam nedir sorun dedik. Meğer baktık artık toptancılar aynıymış adam. O diyor ki felancı diyor niye kampanya yaptı diyor. Hani yapmayacaktı diyor. Kampanya yapınca ucuz satıyor benim malım satılmıyor diyor. Tam söylerim ona o kampanyayı kısa keser veyahut yapmaz falan. Şimdi toptancı aynı olunca fiyatları bir kişinin belirlemesi mümkün isterse 5 tane isterse 500 tane falan bir şey olsun. Market olsun. Burada da anladığım kadarıyla hani piyasada alım satım yapan çok kişi varmış gibi gözüküyor ama onların her biri de bir toptancılara falan bakıyor. Bir grup piyasayı manipüle ediyor veyahut da yönlendiriyor. Artık insanlar herhalde şeye bakmıyorlar değil mi hocam? Yani teknik analize bakıp çünkü o da duygular var onun içerisinde, geçmiş alışkanlıklar var, varoğlu var yani bir sürü şey hesaplanıyor orada. Ona bakmıyorlar artık. Ya filancıyla feşmeken bugün ne yapacak diye bakıyorlar.
Doğru mu anladım? Ya da hislerim beni yanıltıyor mu? Yok, gayet güzel özetlediniz. Ben biraz uslubuyla anlatmaya çalıştım. Siz yalın bir şekilde anlattınız. Yok ya, vatandaş da benim gibi ya. 5 bin lira, 10 bin lirasında 200-300 lira harçlık çıkarttırabilir miyim diye uğraşan bir sürü adam var. Onların başına geliyor zaten ne geliyorsa. Aynen öyle. Ama hatırlayın, 2022 yılında sizlerle yayın yaptığımızda borsaların, finansal piyasaların fazla coşkulu olduğunu, bu fiyatların olmadığını dile getiren ender insanlardan biriydim. Doğru, haklısınız. O zaman hatırlıyorum. Yukarı yönlü harekette aynı tip bu spekülasyonu aşan hareketler vardı. Şimdi de tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi 3-5 tane büyük yatırımcının niyetini okumaya döndü. İş, teknik analiz, temel analiz bitti. Ama evet, işin hep kuralıdır. Bir yerden sonra temel analiz, teknik analiz gündeme gelir. Fiyatlamalara baktığınızda hakikaten çok cazip. Ama belki bizim kısa vadede en önemli eksik, gerçek yabancı yatırımcı eksikliği. Eskiden piyasayı bu kadar başıboş bulamazdı yerli yatırımcının büyük kısmı. Yani doğru, büyük olanları. Yabancı yatırımcılar dengelerdi bunu. Ama yabancı yatırımcı da olmayınca tamamen istediklerini yapabilir bir hale geldiler. Umarız özellikle bu başkanlık seçimlerinden sonraki süreçte Fed'in de faiz indirim patikasına devam etmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların bir kısmı tekrar Türkiye'ye doğru gelir. O zaman piyasada fiyatların daha dengeli hale geldiğini görebiliriz. Evet, ama son tarihte altını tekrar çizmeme müsaade edin. Yani hem kural koyucuların, hem konulan kuralların, hem uygulayıcıların, denetleyicilerin, hem de piyasa aktörlerinin dahil olduğu geniş kapsamlı bir yeniden yapılandırma diyor Mustafa Aşkın. Evet. Yeniden yapılandırma bir nedeni bizde çok kullanılan bir şey. Yapısal reformlar, reform değil, yeniden yapmak başka bir şey. Yani yapısal reformu da aşan bir ihtiyaç gördüm ben orada. Onun altını bir kez daha çizmek istedim. Evet. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından da işte o 8.'si gerçekleşti önceki gün. Yine oradan da çıkan, alt metninde çıkan, değil mi Mustafa Aşkın? Özellikle de reform kısmı, yani o mali disiplin, sıkı para politikaları dışında herhalde en çok yine üzerine düşünülmesi gerekenin reformlar olduğu. Buyurun Mustafa Aşkın. Bu arada ben de bir Mustafa Aşkın dedim ama. Evet, esasında yapısal reformlar çok konuşulan bir süreç. Müsaadenizle o bölümü anlatayım. Ama herkesin yapısal reformdan anladığı farklı. Biz belki bunu tabanda bir yere oturtursak kavuşacağız en sonunda yapısal reformlar, ama şu bir gerçek. Bir zamanın ruhu var. Bir de şartların getirdiği var. Şimdi bizim en son 2001'de yaptığımız bir dizi yapısal köklü reform olmuş. Bankacılıkta, finansal piyasada, Merkez Bankası'nda, ticaret kanununda, sermaye piyasası kanununda. Fakat daha sonra bunlara yama yaparak biz bugüne kadar geldik. Hani tamam, yapısal reformu yaptık, zaman zaman yamalar da olur, ama artık bu yamalar da kelimenin tam anlamıyla iyi gelmiyor. Mali reforma ihtiyacımız var. Vergi reformu ve vergiyle ilgili politikaları sizlerle neredeyse 5-10 yıldır konuşuyoruz. Tarım reformuna ihtiyacımız var, yine konuşuyoruz. Finansal piyasa reformlarına ihtiyacımız var, yine konuşuyoruz. Reforma ihtiyacımız olduğunu bildiğimiz halde reformu hayata geçirememek de ayrı bir soru tabii. Dolayısıyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki çok değerli dostlarımız, yetkililer de pek çok şeyin farkındalar, ama belki hayata geçirememeyle ilgili problemleri var. Ama netice itibariyle hayatta akıyor. Bizim düzenlememiz gereken, çalışmamız gereken çok husus var. Özellikle bu enflasyonist baskıyı yenmek için de orta vadede bu reformlara mutlaka ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Şimdi hocam, biraz önce Mustafa Aşkın dedi ki işte bu ABD seçimleriyle ilgili
geçici ateşkes görüşmelerini fiyatlayan yurt dışında işte bankalar, borsalar var dedi. Ama tabii ne derece kalıcı olur onu hocam daha iyi bilir dedi. O soruyu da size yönelteyim. Şöyle cevap vereyim. Hani dedim ya Ağustos'ta varmış gibi yaptığı bir ateşkes görüşmesiyle artık kafasında soru işareti olan herkes emin oldu. İsrail'in gündeminde yoktu. İsrail'in gündeminde olmayan bir şeyi Amerika var mı yok mu bilmez mi? Bilirdi. Ama yine de Amerika buna başkanlık önderlik ediyormuş gibi göründü Ağustos ayında. Ve biz bunu gözlemledik. Hocam muhabirimizi hiç bekletmeyelim. Çünkü işte Lübnan'daki saldırılar sürerken Türkiye'de tahliyelere başlıyor. Tahliyeler deniz yoluyla gerçekleşiyor olacak. 24 muhabiri Yağmur Yıldız o noktada bizleri bekliyor. Yağmur kolaylıklar diliyorum ve sözü hemen sana bırakıyorum. Evet, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki gemiyi Mersin'den yola çıkarak Beyrut'a gönderecek. Tahliye işlemleri başlayacak. Ve baktığımızda bakın uzun sıralar, kuyruklar oluşmaya başladı. Kerem beni takip et lütfen. Araç kuyrukları oluşmaya başladı. İnsanlar tahliye için Büyükelçiliğe başvurularını tamamladı. Ve ardından buraya Beyrut Limanı'na geldi. Şimdi bakın hemen arkamda çok duygusal anlar yaşanıyor. Gözyaşları içerisinde vedalaşanlar, sarılanlar var. Kerem Aydoğdu da ekranlarınıza getirecek. Tabii oldukça zor bir durum. İnsanlar evini, düzenini, yuvasını burada bırakıp ağlıyor. Bakın mesela bir kadın gözyaşları içerisinde sarılıyorlar birbirine. Biri belki burada kalacak. Diğerleri veda ettiği Türkiye'ye dönecek. Oldukça zor bir durum. İnsanlar evlerini, ailelerini, düzenlerini bırakıp savaştan dolayı bir yere göç etmek durumundalar. Oldukça duygusal anlar yaşanıyor burada. İnsanlar gerçekten gözyaşlarına boğulmuş durumdalar. Bir kez daha sarıldılar mesela. Yani o kadar çok yer artık vurulmaya başladı ki Lübnan'da. İnsanlar kendilerini güvende hissedemiyorlar. İnsanlar bir şekilde korku ve panik içindeler. Belki bir anne kız şu an gözyaşları içerisinde sıkıca dakikalardır birbirlerine sarılıyorlar. Gazze'de bu durumun çok daha korkunç senaryolarını gördük. Çok daha korkunç sahnelere şahit olduk Gazze'de. İnsanlar Gazze'den çıkamadılar. Orada hayatlarını kaybettiler. Şimdi aylarca hatta bir yıl boyunca Gazze'de olup biteni izleyen bu insanlar aynı durum kendi başlarına gelmesin diye ülkemize, Türkiye'ye dönmeye başlıyorlar. Bugünden itibaren çok uzun kuyruklar oluştu söylediğiniz gibi. Kayıt işlemleri devam ediyor. Kerem'le birlikte şöyle ilerleyelim. Kayıt yapmak üzere burada limanda şimdi bir bölge oluşturuldu. Pasaportlarıyla, kimlikleriyle birlikte eşyalarını alanlar kayıt yaptırarak geminin geldikten sonra gerekli prosedürlerini tamamlamasını bekleyecekler ve ardından da gemiye geçerek Lübnan'dan ayrılacaklar. Onlar için oldukça zor bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şunu ifade edelim. Kerem gelecek misin bu tarafa? Şunu ifade edelim. Lübnan'da resmi kayıtlara göre 14 bin Türk vatandaşı bulunuyor. Ama şöyle de bir durum var. İlk etapta zaten Türkiye'nin tahliye planı hazırdı. Çok fazla başvuru olmamıştı. Çünkü insanlar gerçekten Lübnan'da yaşayanlar burayı çok seviyorlar. Türkler Lübnan halkıyla gerçekten iç içe olmuş durumdalar. Lübnan halkının çok nezaketli, nazik insanlar olduğunu düşünüyorlar. Konuştuğumuz her Türk bu yönde bir kanaat ortaya koyuyor. Dolayısıyla buradan ayrılmak istemediler ilk etapta. Daha çok çatışmaların güneyde devam ettiğini dile getirdiler. Ama artık yavaş yavaş İsrail her bir noktayı vurmaya başladı. Dolayısıyla küçük yaşta çocuğu olanlar veya çok yaşlı olanlar artık onlar yavaş yavaş burayı terk etmeye başladı. Bakın çantasında hem Türk bayrağı hem Filistin bayrağı var hem Lübnan bayrağı var. Türk müsünüz? Benim karınca. Türkiye'ye dönüyorsunuz. Evet. Burayı bırakmak zor olacak mı? Neler düşünüyorsunuz? Sonra
Tamam, okay, thank you. Şükran. Evet, valizlerini, eşyalarını aldılar. Geride bir düzenini, bir ailesine bırakacak işte bu insanlar. İsrail'in insanlara uyguladığı işte Gazze'deki o vahşet ve Lübnan'daki bu şiddet. İnsanlar artık daha fazla peron sesine maruz kalmak istemiyorlar. Mesela bir sessizlik yapalım Kerem. Heron sesi yayınımıza yansıyor mesela, bakın. Hala İsrail'in dronlarının sesi bölgede gece gündüz kulaklarımızla çınlamaya devam ediyor. Burada uzun bir sıra oluştu. İnsanlar ellerinde pasaportları hazır bir şekilde kayıt için bekliyorlar. Ardından kayıt işlemi tamamlandıktan sonra da yavaş yavaş gemi geldikten sonra Beyrut'tan ayrılacaklar. Diyelim bizler de Kerem Aydoğdu ile birlikte tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, 24 muhabiri Yağmur Yıldız ve kameraman Kerem Aydoğdu orada. Oradaki duygusal anları bize çok güzel aktardılar. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanlar tüm hayatlarını iki valize sığdırıp yerlerinden, yurtlarından ne yazık ki oluyorlar diyelim ve analiz sentezi noktalayalım. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Jane ve stratejist Mustafa Aşkın, çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.